Merhaba, 16 bülteninde gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen PKK'lı teröristler Türk askerine saldırdı. Tel Abyad bölgesinde teröristlerin açtığı ilk ateşte bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya anında karşılık verildiğini açıkladı. Suriye'de PKK'lıların saldırısı sonucu bir asker şehit oldu. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. ABD ile varılan mutabakata rağmen PKK'lılar Tel Abyad bölgesinde tank savar ve hafif silahlı araçlarla saldırıda bulunuldu denildi. Saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Saldırıya meşru müdafaa kapsamında anında karşılık verildi. Mutabakattan bu yana PKK'lılar tarafından 20 taciz atışı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan geçici mutabakata aykırı tüm eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş çıkış yaptığını, yaralılar ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesinin sağlandığı vurgulandı. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na teröristlerin bölgeden çıkması için 120 saatlik ara verilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de konuştu. Akar, harekata 5 gün ara verdik. Bu sürede teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak. Bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek dedi. Kurtarmakta kararlıyız. Terör bitmeden durmak yok. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki biz tüm komşularımızın toprak bütününe saygılıyız. Ancak sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına da göz yummayız. Burada terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmiyoruz. Her fırsatta görüştüğümüz, tüm muhataplarımıza sorduğumuz soru şu oldu. Sizin ülkenizin bir şehrine bir haftada 10 günde 1000'den fazla havan ve roket atılsa, 9 aylık bebek dahil birçok vatandaşınız şehit olsa ne yapardınız? Buna cevap veremezler. Veremiyorlar. Hatta kimyasal silah kullanıldığı iftirasıyla kara propaganda yaptılar. Silahlı kuvvetlerimize, milletimize iftirada bulundular. Ancak arkadaşlarımız burada da çok iyi çalışarak bu alçakların sahtekarlıklarını ortaya çıkarttılar. Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar. Ağır silahlara toplanacak ve tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır. Moral motivasyon yüksektir. Emir verildiğinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamete harekata hazırız. Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların umudu, zalimlerin, alçakların korkusu olmaya devam ediyor. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla çıktığımız bu yolda 82 milyon vatandaşımızın desteğine, güvenine ve duasına layık olmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelere tepki gösterdi. Soylu, bunların karşılığında özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız ifadelerini kullandı. Türkiye'yi sindiremediler, ülkemizi susturamadılar. Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için yapılan barış harekatına karşı çıkanlara, yaptırım uygulayan ülkelere tepki gösterdi. Türkiye ambargo koyacakmışsınız, koyuverin. Yani bunların karşılığında özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte konuştu. Amerika'nın terör örgütü PKK-YPG'ye silah verdiğini hatırlattı İçişleri Bakanı. Bir terör örgütünden bir çare üretmek, bir terör örgütünü diğer terör örgütüyle beraber bastırmayı bir politik olarak kabul etmek, bir politik olabilir. Bu çaresizlik. Bunlar dünyanın koskoca ülkeleri, büyük ülkeleri.
Hepsi bir terör örgütünün ağına düşmüşler. Süleyman Soylu, gerçek dışı haberlerle Türkiye'yi ve Türk ordusunu hedef alanlara seslendi. Batı'nın Suriye'de izlediği politika, sevinerek söylemeliyiz ki hedefine ulaşamamıştır. Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır. Çok meraklısı varsa alsınlar, kendi ülkelerinde ağırlasınlar. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, terör örgütleriyle Türkiye'yi tehdit edenlere en güzel cevabın sahada verildiğini söyledi. Türk ordusunun 8 günde bir mucizeyi başardığını söyleyen Feyzoğlu, sınırlarımızdaki güvenliği garanti altına almak için Suriye hükümetiyle diyalog çağrısı da yaptı. 8 günde hayallerini kendi kazdıkları çukurlara gömdük. Yozgat Barosu Başkanı Mehmet Şimşek'i ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tabii ki Türkiye'ye saldırıyorlar. Tabii ki Türkiye'nin bu haklı milli davasını dile getirenlere saldırıyorlar. Bunun için de biz de varız. Feyzoğlu, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı harekatını sürdüren Mehmetçi'yi tebrik etti. Biz bu noktaya geldikten sonra ABD heyeti geldi. Aman durun anlaşalım demeye. Siz sonuca bakın. ABD askerini çekti. Biz ilerledik. 8 günde bu kadar ilerleyeceğimizi kimse beklemiyordu. Ama dedim ya, dünyanın en güçlü ordularından biri, bu bölgedeki de tartışmasız en güçlü ordusu. Şükürler olsun. Ve en iyi teçhiz edilmiş ordusu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Avrupa basını tarafından yürütülen psikolojik savaşa karşı Türkiye'nin en iyi yanıtı sahada verdiğini söyledi. Bir atım aynı mesafe. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti Feyzoğlu. Suriye hükümetiyle diyalog çağrısı yaptı. Bundan sonra yapılması gereken Suriye hükümetini Rusya ile birlikte bastırarak, İnsan haklarına saygılı, topraklarında yaşayan herkese vatandaşlık hakkı veren, bu çerçevede kimseye mezhebinden ya da etnik kökeninden dolayı ayrım uygulamayan bir anlayışa getirip Suriye hükümetiyle anlaşmaktır. Yani Suriye hükümetini olması gereken noktaya getirmektir. Bu anlaşma çerçevesinde Suriye'nin tamamını güvenli bölgeye çevirmeliyiz diye düşünürüz biz. Kuşkusuz Türkiye, Rusya, İran ve muhtemelen Çin. Çin'in de büyük sermayesini kullanarak Suriye'nin imar ve ihyasını el birliğiyle sağlarız. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD askerlerinin Irak'ta konuşlanacağını söyledi. ABD'li bakan çekilme işleminin haftalar alacağını kaydetti. Suriye'den ayrılan Amerikan askerlerinin bir kısmı Irak'a geçecek. Açıklamayı Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper yaptı. Orta Doğu ziyareti için Amerika'dan ayrılan Savunma Bakanı Esper, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Amerikan Savunma Bakanı, Suriye'nin kuzeyinden çekilecek yaklaşık 1000 kadar Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi. Amerikan Savunma Bakanı, askerlerin nakil işlemlerinin haftalar alacağını söyledi. Esper, bu askerlerin Irak'ta IŞİD'le mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti. Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam 1000 civarında Amerikan askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamıştı. Almanya'da yaşayan Türkler Mehmetçik için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatanına, bayrağına sahip çık yürüyüşü düzenleyen Almanya'daki Türkler Mehmetçi'ye asker selamı yolladı. Almanya'da yaşayan Türkler bayrak mitinginde buluştu. Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinde düzenlenen vatanına, bayrağına sahip çık mitingine yüzlerce Türk katıldı.
Almanya'da yaşayan Türkler Mehmetçi'ye selam gönderdi. Ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyarak yürüyen 500 Türk hep bir ağızdan slogan atarak terörü lanetledi. Yürüyüşte her Türk asker doğar, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atıldı. Yürüyüşe katılanlar Mehmetçi'yi yalnız bırakmamak ve Türkiye'nin tek başına olmadığını göstermek için böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade etti. Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'nin ağır insan hakları ihlali yaptığını iddia eden Uluslararası Af Örgütü'ne Ankara'nın tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada asılsız iddiaların terörle mücadeleye karşı başlatılan karalama kampanyasının bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada harekata sivilleri değil terör örgütü PKK-PYD'nin hedef alındığı vurgulandı. Barış Pınarı Harekatı'na karşı konumlanan Uluslararası Af Örgütü'ne Ankara'dan sert tepki geldi. Af Örgütü, Türkiye'nin harekatla ağır insan hakları ihlali yaptığını, savaş suçu işlediğini ve sivillere yönelik ölümcül saldırılar düzenlediğini iddia etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiği vurgulandı. Türkiye'nin terörle mücadele ettiği belirtilen açıklamada söz konusu iddiaların karalama kampanyasının bir parçası olduğu kaydedildi. Barış Pınarı Harekatı hem Türkiye'nin ulusal güvenliğini hem izlediği ayrılıkçı gündemle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD-YPG'ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonudur. Harekatın planlama ve icrasında sadece PYD-YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır. Yazılı açıklama yapan bakanlık, terör örgütü PKK-PYD'nin işlediği suçların görmezden gelindiğine dikkat çekti. PYD-YPG'nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK ile bağıyla işlediği suç ve ihlaller defaatle belgelenmiştir. Uluslararası Af Örgütü'nü kendisi de dahil olmak üzere bağımsız, uluslararası kuruluşlarca yapılan bu çalışmaları yeniden incelemeye davet ediyoruz. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lıların saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Şemdinli ilçesinde PKK'lıların saldırısında bir asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bakanlık şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Van'da iki PKK'lı ailelerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Teslim olan iki teröristin de gri listede olduğu öğrenildi. Operasyonlarda büyük darbe alan bölücü terör örgütünde çözülme hızlandı. Van'da iki PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. İki terör örgütü üyesi de gri listede 300 bin lira ödülle aranıyordu. İçişleri Bakanlığı PKK'lıların ailelerin araya girmesi sonucu teslim olduğunu açıkladı. Öte yandan Şırnak'ın Uludere ilçesinde ise PKK'lılar orman işçilerine hedef aldı. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkurtepe bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 4 işçi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterlerle alınan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığı bildirildi. Kahraman Türk askerinin kontrol altına alındığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı. Bilgi ve görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınar Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Resulayn'ı PKK'dan temizledi. Kontrol altına alınan bölgelerde hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Halk PKK baskısından kurtuldu. Evlerine dönenler yeniden hayatını kurmaya başladı. İş yerleri tekrar açıldı.
Mehmetçik de bölge halkına yardım ediyor. Bir yandan gıda kolileri dağıtılıyor. Hasta olanlar tedavi ediliyor. PKK'dan temizlenen Resul Ayn'da arama tarama faaliyetleri sürüyor. Bölgede PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Bu ne? Şuraya gel. Türk ordusu tarafından kontrolün sağlandığı Resul Ayn'da PKK'nın tuzakladığı patlayıcıların temizliği devam ediyor. Resul Ayn'da bulunan komando birlikleri arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'ya ait büyük bir cephaneliği ele geçirdi. Silah ve mühimmatların gizlendiği cephanelik yok edildi. Tel Abyad ve Resul Ayn ilçelerinde daha önce de örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük silah depoları bulunmuştu. Bir yandan da bölgenin canlanması için çalışmalar sürüyor. Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için inceleme yapıldı. Hastanedeki cihazların PKK tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Suriye'de PKK işgali altındaki bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesine yaklaşık 300 aşkın havan ve roket atarlı saldırı düzenlendi. İlçede zarar tespit çalışmalarına başlandı. Amerika'nın destek verdiği PKK sınırdaki illere 1081 havan ve roket saldırısında bulundu. Bunlardan yaklaşık 300'ü Mardin Nusaybin ilçesine düştü. Başta Yeni Turan ve Fırat mahalleleri olmak üzere zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Komşularımızın araçları falan hepsi pert oldu. Kullanılamaz hale geldi. Ondan sonra bizim dükkan camları düştü. Evler yıkıldı. Sivil halk öldü. Çalışmaların ardından vatandaşların zararları karşılanacak. Bu zarar gören insanlara yardım gelmesini istiyoruz sadece biz. Teröristlerin 10 Ekim'deki saldırısında 3 yıl önce hendek operasyonları sırasında evini kaybeden ve bir süre önce yeni konutlarına yerleşen Fatma Yıldız ve iki çocuğu yaşamını yitirmişti. PKK'lıların saldırısında toplam 20 yurttaş yaşamını yitirdi. Yaralanan 59 kişinin tedavisi ise sürüyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesine polis özel harekat desteği yapıldı. Trabzon'da görevli 165 özel harekat polisi Suriye'ye gönderildi. 165 tane aslanımız Barış Pınar Harekatı için göreve gidiyorsunuz. Biz sizlere her zaman şunu söyledik. Sizler bu milletin çocuklarısınız. Bu vatanın evlatlarısınız dedik. Ve bugün yine bu vatan sizden bir görev bekliyor. Trabzon'da görevli 165 özel harekat polisi Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı. Bugün bu ülkesinin arkanızda Trabzon insanı Cuma'da olduğu gibi her zaman elleri semada, dilleri duada sizler için dua edecek. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi'nde görevli pöhler için kurban kesildi, dua edildi. Özel Harekat polislerine İl Emniyet Müdürü Metin Alper bir konuşma yaptı. Görevinizin başarılı olmasını, Rabbimin sizlere muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum. Sizleri, hepinizi, ailelerinizi, sevenlerinizi ve bizlerle birlikte önce Allah'a, sonra da bu vatana emanet ediyorum. Sağ ol! Allah'a emanet olun. Sağ ol! Harekata katılacak polisler daha sonra mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak harekat bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Trabzon Özel Harekat Şube Müdürlüğü Barış Pınarı Harekatı Görev Grubu. Emir ve görüşleriniz hazırdır Sayın Müdürüm. PKK'ya karşı Suriye'de operasyon yürüten kahraman Türk ordusuna Hakkari'nin Şemdin ilçesinden destek geldi. Çok sayıda vatandaş Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Görüntüler sınır ilimiz Hakkari'den Şemdin ilçesinde çok sayıda yurttaş Mehmetçik için bir araya geldi. Güvenlik korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürüten askerlere destek için yürüyüş düzenledi. Feda, vatan, sana, canım, feda. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.
Şemdinli'deki yurttaşlar, kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez ve Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir sloganları attı. Bizim burada toplanmamızın tek sebebi kahraman ordumuzun kahramanlarını, kahraman askerlerini selamlayıp Şemdinli'den hep birlikte tek vücut şeklinde onların yanında olduğumuzu tüm Türkiye'ye ayrıca tüm dünyaya beyan etmek. Yürüyüşte vatandaşlar Türk ordusunun yanında olduklarını söyledi. Yıkmaktan, yakmaktan hiç yana olmadı. Yurt genelinde yapılan etkinliklerde Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi. Çorum'da bir araya gelen 1200 öğrenci komando andını okudu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi asker selamı verdi. Muş'ta ise Türk askeri için araçlarla konvoy oluşturuldu. Türk ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde. Vatandaşların yüreği de onlarla. Harekata destek vermek için 1200 öğrenci Çorum'daki Mehmetçik Lisesi'nde bir araya geldi. Korku nedir bilmeyiz? Korku nedir bilmeyiz? Biz dağların elleri! Biz dağların elleri! Öğrenciler hep bir ağızdan komando andını okudu. Baş döndüren yerlerinizi uzanırız! Elleri uzanırız! Bor siyah bulutlara! Bor siyah bulutlara! Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi asker selamı vererek Mehmetçik'e destek verdi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yapılan kara propagandalara tepki gösterdi. Propagandalara alet olmamamız gerekiyor. İşte canları uğruna istikballerini hiçe sayarak vatan için mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak babından Karacabey'imizde de böyle bir organizasyonu gerçekleştirdi. Muş'ta ise araçlarını Türk bayraklarıyla donatanlar yollara düştü. Evet. Konvoy oluşturan yurttaşlar korna çalarak kentte tur attı. Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü tarafından İstiklal Marşı'na hakaret edilmesi, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Okulda Türk bayraklarıyla buluşan öğrenciler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Korkma. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızı dört parlayacak. O benim milletimin yıldızı dört parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Boğaziçi Üniversitesi İstiklal Marşı için yürüdü. LGBT Çalışmaları Kulübü tarafından üyelerine gönderilen mesajda İstiklal Marşımıza saygısızlıkta bulunulmuş, marşın sözleri değiştirilmişti. Sosyal medyada paylaşılan e-posta metni kısa sürede öğrencilerin ve kamuoyunun büyük tepkisini topladı. Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce öğrenci İstiklal Marşı'nı okumak için Kuzey Meydan'da buluştu. Çatma! Çatma! Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Ne bu şiddet bu celal. Atatürkçü Düşünce Kulübü ve İslam Araştırmaları Kulübü önderliğinde Türk bayraklarıyla buluşan öğrenciler açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Sana olmaz ömrüler kaldırmış son beyler. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Rektörlükte bir açıklama yaparak yaşanan olaydan üzüntülerini ifade etti ve söz konusu kulüple ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Eminönen, Türk Öğrenci Birliği'nin Pekin Üniversitesi'nde açtığı standı ziyaret etti. Önen ve Türk öğrenciler hep birlikte asker selamı verdi, kahraman Mehmetçi'ye selam gönderdiler. Çin'de okuyan Türkler Mehmetçi'ye asker selamı gönderdi. Pekin'de okuyan Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikleri unutmadı. Türk Öğrenci Birliği 16. Uluslararası Kültür Festivali çerçevesinde Türk kültürünü tanıtmak amacıyla stand kurdu. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Eminönen, Pekin Üniversitesi'ndeki standı ziyaret etti. Türk Büyükelçi öğrencilerle birlikte kamera karşısına geçti, asker selamı verdi.
Sütaş'ta yıllardır örgütlenme mücadelesi veren işçiler işvereni bir kez daha protesto etti. Bursa'daki fabrika önünden Sütaş işverenine seslenen emekçiler, sendika düşmanlığı devam ederse 2014'teki eylem süreci yeniden başlar mesajını verdi. Kavga bitmedi, daha yeni başlıyor. Tekirdağ Sendikası'nın 2012 yılından beri örgütlenme çalışması yürüttüğü Sütaş'ta sendikalı işçilere yönelik baskılar devam ediyor. İşçiler Sütaş'ın Bursa Karacabey Fabrikası önünde eylem yaptı. İşten işçi çıkartmak, sendikalaşmaya karşı mobbing uygulaması gibi çeşitli uygulamalarla Sütaş işvereni her zaman sendikalaşmanın karşısına çıktı. Sütaş'ta sendika düşmanlığının hiç bitmediğine dikkat çekilen açıklamada bugüne kadar 75 işçinin mahkemelerde sendikal tazminat kazandığı hatırlatıldı. Eylemde Sütaş işvereni tutumunu değiştirmezse 2014 yılında dönemin TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifasına neden olan boykot ve eylemlilik sürecinin yeniden başlatılacağı uyarısı yapıldı. Sütaş şaşırma, sabrımızı taşırma, Sütaş şaşırma. İşine, ekmeğine, geleceğine sahip çıkan... Sütaş işçilerinin açıklamasına tüm TİS Sendikası Başkanı Özdemir Arslan'la Vatan Partisi ve CHP yöneticileri de katılarak destek verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar meclise sunulan 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinde yer almamalarına tepki gösterdi. Sorunlarına çözüm için Cumhurbaşkanlığı'nın kurduğu komisyondan umutlu olan EYT'liler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Bu mücadele sonuna kadar sürecektir. Bütçede yer verilmedi, tepki ise gecikmedi. Bu açıklamalar hiçbir zaman bizi yıldıramaz. 2020 yılı merkezi yönetim bütçesi 18 Ekim'de meclise sunuldu. Sunulan teklifte emeklilikte yaşa takılanlara herhangi bir bütçe ayrılmamasıysa dikkatlerden kaçmadı. Dolayısıyla mevcut mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda yeni bir bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bu sözleri EYT sorununun 2020'de de çözüme kavuşmasının hayal olması yönünde yorumlandı. Sonuç ne olursa olsun mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz 20 yıldır bu haksızlığa karşı dik durduk. Bundan sonra da tüm Türkiye olarak dik durmaya devam edeceğiz. EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan da Ağbal'ın açıklamasını ulusal kanala değerlendirdi. Kotan, Cumhurbaşkanlığı'nın taleplerine ilişkin kurduğu komisyonu hatırlattı. Bizim için önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Vedat Bilgin'in yaptığımız önceki görüşmedir aslı. Biz oradan çıkacak sonuca endeksliyiz. O sonuç bizi bağlamaktadır. O yüzden bu sonuç söylenen açıklamalar hiçbir şekilde itibar etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız son söz ona aittir. Ondan çıkacak açıklamanın sonucunu beklemekle kararlıyız. Kotan, kurulan komisyondan umutlu olduklarını da dile getirdi. Sene içinde böyle bir görüşme olacağına biz eminiz. Çünkü milletvekillerimiz de meclisin açılmasıyla bu konuyu gündeme getirecekler. Biz de sürekli gündemde olmaya devam edeceğiz. Ankara'da kitapseverlerin heyecanla takip ettiği fuar başladı. Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu'nda 18 Ekim'de açılışı yapılan Ankara Kitap Fuarı 27 Ekim tarihine kadar sürecek. Daha ilk günden yoğun katılım sağlanan fuarda 300'e yakın yayınevi masa açtı. Bir sürü kitabın bir arada bulunması da güzel. Ankara Kitap Fuarı bu yıl ikinci kez kapılarını başkentte okurlara açtı. Başkentte düzenlenen kitap fuarı her yıl bir defa yapılıyordu. Ancak kitap fuarına okuyucuların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle bu yıl ikincisi organize edildi. Ne ararsanız elinizin altında olması tabii çok güzel bir şey. Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu'nda düzenlenen fuarın açılışı 18 Ekim tarihinde yapıldı. Açılışa Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkov, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da katıldı. Başka yerlerde pahalıya bulduğum kitapları burada daha uygun buldum. Daha güzel bir yer. Okurların en fazla ilgi gösterdiği bölümse sahaflar oldu.
Fuar çok güzel şu an. Bir sürü kitap aldık. Çok da hoşumuza gitti. Yaklaşık 300 yayın evinin kitaplarını tanıttığı fuar 27 Ekim tarihine kadar sürecek. Fuarda sadece kitap satışı olmayacak. Okurlar Türkiye'nin ünlü yazarlarıyla da bir araya gelecek. 27 Ekim tarihine kadar fuarda birçok yazarın söyleşi programı ve imza günleri olacak. Macera kitapları çok ilgimi çekiyor. Kitap fuarında masa açan Kaynak Yayınları'nın genel müdür yardımcısı Celal Demirel de ulusal kanala konuştu. Demirel, başkentli okurlara katılım çağrısı yaptı. Ankaralılar ikinci kez buluşmak büyük bir zevk duyuyor ki hayranlık duyuyoruz. Ankaralılar her zaman kitaba çok büyük önem vermişlerdir ve devam ediyorlar. Biz de yeni yayınlarımızla birlikte Ankaralılara geldik. Özellikle bu yıl Ankaralıların dikkatini çekmek istiyoruz. Sonar Polat, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük aydınlardandı. Yeni vefat etti. Onun iki kitabını getirdik Ankaralılar ve tüm Ankaralıları bekliyoruz. Gündemdeki gelişmeleri aktardık. Mutlu pazarlar.